İstanbul Havalimanı Türkiye'nin gündeminde. İstanbul Havalimanı'nın kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin iddialar Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından teyit edildi. Buna göre İstanbul İGA Havalimanı'nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 1 milyar 195 milyon euro tutarındaki kira borcunun 2042 ve 2043 yıllarına erteleneceği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in KİT Komisyonu'nda İstanbul Havalimanı'nın kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtlayan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, görevli şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ödemelerinden 1 milyar 195 milyon euro tutarındaki kısmının ötelenmesine, ötelenen kira bedellerine hazine müsteşarlığınca belirlenen uzun vadeli Eurobond üzerinden hesaplanacak faizin yansıtılarak KDV'si ile birlikte işletme süresinin 24. ve 25. yılları olan 2042 ve 2043 yılı kira ödemeleri ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir, dedi. İstanbul Havalimanı Türkiye'nin gündeminden ne yazık ki düşmüyor. KİT Komisyonu'nda devlet hava meydanlarını işletmelerini denetlerken sorduk. Dedik ki bazı duyumlarımız var. Havalimanında kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin iddialar var demiştik. Bunu Devlet Hava Meydanları İşletmelerinin genel müdürüne ve yetkililerine sormuştuk. Bize gelen yanıtta buna göre İstanbul Havalimanı'nda 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 1 milyar 195 milyon avro tutarındaki kira borcunun 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiğini belirttiler. Çok açık ve net görülüyor ki tek adam yönetimi bazı şirketlere çok büyük imkanlar ve fırsatlar sunuyor. Bunu sormak ve bunu üstüne yürümek ve devlet hava meydanları işletmelerine bu sorunu sormak bizim görevimizdi elbette. Sorduk, verilen yanıt evet, 24. ve 25. yıllarına kira bedellerinin ertelenmesine karar vermişler. Açıldığı tarih olan 2018 yılından bugüne yalnızca 242 milyon 616 bin euro kira tahsilatı yapabildiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, tahsil edilen miktarın ödenmesi gereken ve ertelenen kiranın yanında devede kulak kaldığını söyledi. Şimdi diyor ki Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Keskin, İhalede oluşan 10 milyar 247 milyon avro yatırım tutarı ile 22 milyar 152 milyon avro artı KDV toplam kira dengesi hiçbir surette kuruluşumuz aleyhine bozulmamış diyor ve herhangi bir kamu zararı doğmamış diyor. Şimdi buradan soruyoruz. İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından 25 yıllık işletme süresi boyunca idaremize kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro olup bugün itibariyle tahsil edilen kira tutarı 242 milyon 616 bin avrodur diyen genel müdüre soruyoruz. Niçin ertelediniz? Hangi gerekçelerle ertelediniz? Ve tahsil edilen miktarın ödenmesi gereken ve ertelenen kiranın yanında devede kulak kaldığını söyleriz. Söylemek istiyoruz. Türk parası olarak 22 milyar lira gibi büyük bir alacağın 25 yıl sonrasına ertelenmesinin başka bir ülkede olması mümkün değildir. Niçin hep aynı kuruluşlara, aynı şirketlere, beşli çeteye bu imkanlar sağlanıyor? Vergi borçları siliniyor, kiraları erteleniyor, Türkiye'deki başka şirketlere uygulanmayan bütün imkanlar bunlara ayaklarının altına seriliyor. Türkiye'de hemen her şeyin çivisi çıktı. Ve yandaşlara gösterilen müsamaha da